Başkan, sabah Kızılay'ın önüne gittik. Eş başkanlarımızla beraber korkunç bir polis ablukası vardı. Kahvem geldi. Ve ne yazık ki iteleye kakalaya bizi Kızılay'ın önüne sokmadılar ve dışına attılar. Kızılay'ın önüne niye gittik? Kızılay çadırları satıyor. İnsanlar çadır bulamadığı için soğuğun altında bekliyor. Ölen çocuklar var. Soğuğun altında beklediği için hayatını kaybetmiş yaralı. Kızılay gıdayı satıyor. Kızılay halktan topladığı kanı satıyor. Sayın Elitaş, ahlaksızlık diyorsunuz ya. Ahlaksızlığın dibi orada. Ve siz hiçbir şey yapmıyorsunuz. Ahlaksızlığın doruğu da orada. Gene bir şey yapmıyorsunuz. Polis sadece bizi Kızılay'ın önünde darp etmedi. Pazar günü İstanbul'daydım. Polis deprem lafını ağzımıza almasını istemiyor. Ben birkaç tane daha etkinliğe gittim. Polisin lafı açık. Depremden söz etmezseniz yapabilirsiniz diyor. Siz depremin konuşulmasını istemiyorsunuz ve polis terörüyle bastırıyorsunuz. Çünkü korkuyorsunuz. Vallahi haklısınız. Ben olsam yerinizde ben de korkarım. 100.000'den fazla insan sadece yardım gitmediği için, tel makası bulamadığı için, vinç bulamadığı için enkazın altında kaldı ve donarak öldü. Yaralıların çoğu çıkarıldılar. İlk gün çıkarıldılar. Ambulans yoktu, çadır yoktu, yardım yoktu. Hayatını kaybettiler. Bu kadar insanın sorumluluğu üstünüzde, korkmakta haklısınız. Ama sadece bu değil. Yardım şovları yaptınız. İnsanların acıları üstünden bu ülkede insanların kanını emerek milyoner olan, para biriktiren para babalarını, müteahhitleri televizyonlara çıkardınız. Vergi indirimi vererek onların insanın kanı üstünden şov yapmalarına seyirci kaldınız, yol açtınız. İnsanların acılarını satın almaya kalktınız. İnşaat yapacağız dediniz, bina yapacağız dediniz. İnsanların canlarının, insanların yakınlarının öldüğü binaların üstüne, enkazların üstüne bina dikmeye kalktınız. Ölüler hala enkaz altında. Vinçleriniz, dozerleriniz, yardıma gitmeyen bu ekipler bugün insanların bedenini parçalayarak enkazlarla beraber moloz yığınlarını kaldırıyorlar ve o moloz yığınların insan içinde cenazeler duruyor. Korkmakta haklısınız. Okulları kapatıyorsunuz. Statlarda maçları seyircisiz oynatmaya çalışıyorsunuz. İnsanların yan yana gelmesinden, halkın öfkesinden korkuyorsunuz. Nazım boşuna söylememiş. Hiçbir korkuya benzemez halkını satanın korkusu. Tehdit ediyorsunuz. Depremzedeleri tehdit ediyorsunuz. Sorununu söyleyen insanları tehdit ediyorsunuz. Statları tehdit ediyorsunuz. Halkı tehdit ediyorsunuz. Konuşan herkesi tehdit ediyorsunuz. Polisiniz ediyor, siyasetçiniz ediyor, yöneticileriniz tehdit ediyor. Ben buradan açıkça söylüyorum. Halkı tehdit edenlere sesleniyorum. Sizden korkan sizin gibi olsun. Benim gibi keşke olsalar. Keşke benim gibi vicdanlı, benim gibi devrimci, benim gibi solcu olsalar. Ama senin gibi oluyorlar ne yazık ki. Sayın Pirioğlu, genel kurula hitap edin lütfen. Yetinmiyorsunuz. Bununla da yetinmiyorsunuz. Bizi normalleşmeye dayatıyorsunuz. Depremi unutmamızı, başka gündemlerle konuşmamızı istiyorsunuz. Enkazlar ölüleriyle beraber kaldırıyorsunuz. Hayatın normalleştiğini söylüyorsunuz. Televizyon kanallarınız normale dönüyor. Gündemleri normale çeviriyorsunuz. Ve insanların depremi unutmasını bekliyorsunuz. Ben buradan açık söyleyeyim. Yapılan hiçbir şeyi unutmayacağız. Ödediğimiz bedeli unutmayacağız. Donarak ölen çocukları unutmayacağız. Enkazın altında 3 gün beklediğimiz ve cenazesini aldığımız insanların ismini unutmayacağız. Ve not ediyoruz diyorsunuz. Yazıyoruz diyorsunuz. Bunu da yazın. Unutmayacağız ve hepinizden tek tek hesap soracağız. Affetmeyeceğiz. Önerge